İçim acımıştı. Çünkü iki tane gencecik kız. Tuğçe Semiz 22 yaşında ve Emine Çöp 25 yaşında. 25 yaşındaki Emine'nin iki tane de oğlu var. 13 Şubat gecesi Gebze'de iki araç halinde arkadaşlarıyla kırmızı ışıkta bekledikleri sırada kar maskeli iki kişi tarafından 30 el ateş açılarak öldürüldüler. 30 el kurşun. Yani sanki şey, yani savaş açılmış da birbirine İkinci Dünya Savaşı'nda... Hani bir savaşın ortasında kalmış sanki iki kişiden bahsediyoruz. Yani bu erkeklik değil, bu delikanlılık değil, bu sevgi, aşk böyle bir şey değil. Böyle bir şey, bu hiçbir kelimenin yeri yok burada yani. İnsanlık değil. Nedir bu ya? İnsanlık da değil. Yani kelime bulamıyor mu? Ben bulamıyorum genç, kelime. İki tane genç kıza ne oluyor yani? Yazıklar böyle bu kadar olsun yani. Nedir, neyin öfkesi? Bunun üzerinde, o genç kızların üzerinde kuvvet denemek erkeklik değil, değil. Şimdi anneler burada tabii bekliyorlar. İki tane de güzeller. İki tane de çocuk kaldı. Çocuklar kaç yaşındaydı? 5 ve 7. İki tane de erkek çocuğu. Onlar da annesiz kaldı. Şimdi yani ne oldu? Şimdi bunun da arkasında kim bilir ne saçma salak bir şey çıkacak. Yani kusura bakmayın artık hani kelimelerimi doğru seçemiyorum belki ama insan o kadar üzülüyor ki. Yani besle, büyüt. Ondan sonra tam böyle artık hani hayata başlayacak diye düşündüğün anda... Kör kurşunların hedefi olsunlar. İki tane anne az sonra aramızda olacak. Onların da çeşitli iddiaları var. Gözleri yaşlı. Bizim kızlarımızı kimler öldürdü diye. İki kuzen. Bir de biliyorsunuz üçüncü bir kuzen var. Onun da Yağmur. O da geldi. Çıkmak istiyor mu yayına? Çıkacak mı? O da gelsin. Çünkü onun ayrıldığı sevgilisiyle ilgili iddialar var. Şimdi annelerin de röportajını size izleteyim. İddialar yine... O kızıma mesaj attı, o ayrıldığı kocası, bu bilmem ne sevgilisi bunlardan biri öldürdü diye. Abi bu nedir ben anlamadım yani. Anlatabiliyor muyum? Bu ne sevgisi, ne aşkı anlamak mümkün değil. Bir izleyelim, anneleri de stüdyomuza alalım. Kırmızı ışıkta çifte cinayet. Otomobili ateş açtılar, iki kuzeni katlettiler. Tuğçe Semiz ve Emine Çöp'ün katili kim? Yer Kocaeli Gebze Beylikbağı Mahallesi. Tarih 13 Şubat 2022. Saat 04:50. Kafede oturacağız arkadaşlarımızla beraber dedi. Kuzenlerle, 4 kuzen dedim. Yağmur, Merve, Tuğçe, Emine. Alihan da vardı yanlarında. Beraber döneceğiz anne dedi. İki kuzen evlerine dönüş yolunda trafik ışıklarında bekliyorlardı. Gecenin sessizliğini 30 el ateşle silah sesleri bozdu. Önce Tuğçe'yi kafadan kuşunlamış. Emine'yi de boyundan, kalbinden, sırtından falan kuşunlamışlar. 30 kuşunda kuşunlamışlar. Önce Alihan'a sıkmışlar. Alihan kaçınca peşinden Emine'ye sıkmışlar. Daha peşinden ticaret taksi gelmiş, ona da sıkmış. 22 yaşındaki Tuğçe Semiz ve 26 yaşındaki iki çocuk annesi Emine Çöp vahşi bir cinayetin kurbanı oldu. Peki iki genç kadını kim, neden hayattan koparmış olabilirdi? Ailenin ilk aklına gelen iki çocuk annesi Emine Çöp'ün aldığı tehditler oldu. Üstelik iddiaya göre tehdit eden kişi o gece buluştukları Yağmur isimli kuzenlerinin eski sevgilisiydi. Oktay bu Yağmur'u çok rahatsız etti. Emine de çünkü Oktay'a demiş ki sen demiş kuzenimi üzüyorsun, kuzenimi rahat bırak. O da demiş sen karışma, senin yüzünden biz kötü olduk, senin yüzünden ayrıldık diye Emine'ye tehdit etmiş yani. Hani ben buna dayanaraktan hani Oktay'dır diye düşünüyorum. Araba parçası üreten bir fabrikada çalışan ve bir süre önce evliliğini noktalayan Emine Çöp'ün annesinin şüphe duyduğu biri daha vardı. Oğuz diye birisi iş yerinden bir arkadaşından almış kızımın numarasını. Bunlar konuşmaya başladılar. Demiş işte ben de eşimden ayrıldım. Karısının hamile olduğu ortaya çıkmış. Demiş işte konuşurlarken benim eşim hamile demiş. Emine demiş hani sen demiş mahkemeye verdin ayrıldın diye ne oldu demiş. Eşime döneceğim demiş. O da tamam diyor ayrılıyor. Bu sonra bebeği oluyor. Sonra bir daha Emine'nin peşine düşüyor. Ne kadar süre önce bundan ilişkileri başlamıştı? Bunlar konuşmaya 7. aylar 8. aylar mı ne böyle bir şeydi galiba. Bir daha geri dönmeye başlayınca Emine kabul etmedi. Etmeyince bu Emine'nin yolu kesmeye başlamış sağda solda. Kapıya gelmiş, bir yere oturmaya bir şey, bir kahve falan içmeye giderlerken gelmiş işte oraya baskın yapmış. Oğuz'u ittim elimle, sen bana niye karışıyorsun? Ben evli bir insanla asla konuşmam dediği için sürekli onu taciz ediyormuş. 15-20 gün önce de böyle hani Emine'ye telefonla mesaj atıyormuş diye duydum. Hava Çöp'te kuşku uyandıran bir diğer kişi ise eski damadı. İçtiği zamanlarda işte mesaj atıyordu, öyle rahatsız ediyordu.
küfür falan ediyordu. Emine toprağa koyduktan sonra gelmiş kapıda bacına bağırmış çağırmış. Ben kendim duymadım ama işte çocuklar vardı evde, çocuk demiş işte siz de demiş keseceğim mi demiş, kan mı akıtacağım mı demiş, öyle bir şey söylemiş. Bana dediler bak döveceğiz falan dediler, bunu dediler. Ben de dedim ki sakın bir şey dokunmayın. Biri mezarda birini de hapishanede görmek istemiyorum dedim. Evlatlarını toprağa vermenin kederini yaşayan iki annenin de gözündeki yaş dinmek bilmiyor. Tesellileri ise kızlarının kokusunun sindiği kıyafetler ve birkaç fotoğraf. Ağlamayacağım diye çocuklarına söz verdim kızım. O yüzden ağlamamaya çalışıyorum. Yemin ettim çocuklarına ağlamayacağım. Katillerini bulacağız diye. İnşallah katillerini bulamadan ağlamayacağım. Hayata dimdik duracağım. O benim canım, ben onu bebek gibi büyüttüm ya. Kimseye bir zararı yoktu. Ben ona kıyamazken çocuğumu kurası kurşunladılar ya. Nasıl 30 tane kurşunu yağdırdılar bu çocuklara ya. Bilmiyorum. Suçları neydi? Kime ne yapmışlar? Neyin öfkesi, neyin kini bu? Aynı anda iki büyük acı yaşayan ailenin şimdi tek bir isteği var. Hep ben kızımı giysilerine sarılarak uyuyorum sabahlara kadar. Kızımın kokusu gitmesin diye kıyafetlerini bile yıkamadım. Onu yatağında yatıyorum kaç gecelerdir onun kokusunu çekerek. Bir an önce katillerin bulunmasını istiyorum. Müge Hanım'a da buradan gerçekten yalvarıyorum yani. Bu işin peşini bırakmasın. Benim çocuğumun katillerini bulsun, ortaya çıkarsın. Gerçekten Allah yardımcınız olsun. Yani çekilesi dert değil. Başınız sağ olsun. Evlatlarınız da nurlar içinde yatsın. Bu hepimizi şok eden bir olay. Bir de biliyorsunuz arkada da yine arkadaşları vardı. Alihan, size ilk haberi verirken demiştim ki o da yoğun bakımda. Yoğun bakımdan çıktı, taburcu edildi, evine döndü. Fakat belden aşağısı felçli olarak şu anda hani devam, inşallah tedavisi olur, inşallah ayağa kalkar diye ümit ediyoruz. Bilmiyorum nedir son durumu Alihan'ın çocuklar. Biz Alihan'ı geçen tanıyor musunuz gün, siz? Evet. Yağmur, sen tanıyorsun. Evet. Geçen gün görmeye gittik onu, evini. Yani şey, belden altı, evet. Felçli. Felçli. Var mıymış iyileşme şansı? Fizik tedavi diyorlar. Yani başka bir yolu var mı bilmiyorum. İnşallah. O kaç yaşındaydı? Onun yaşını tam bilmiyorum. 26. O da 27 yaşında falan. 26-27 yaşlarında. Şimdi şu tahtamızı bir silip açalım. Çünkü burada anlatacaklarımız gerçekten tahtaya yazılmaya muhtaç. Şimdi öncelikle Hava Hanım, siz iki çocuk annesi, annesiydi kızınız. İki tane torun da annesiz kaldı. Kim bakıyordu çocuklara? Biz bakıyorduk. Siz bakıyordunuz. Nerede şimdi çocuklar? Çocuklar evde, kız kardeşim var, dedesi evdeler. Yani gene bakmaya devam ediyorsunuz, evet. Sizler iki torununuza. Zaten kanımın son damlasına kadar asla çocuklara vermeyeceğim, bakmaya devam edeceğim. Ne zaman boşanmıştı? Şimdi önce ben sırayla gidelim istiyorum. Aslında yani bütün şüphelerimizi yazalım ve o kişileri bulalım, onlarla da konuşalım. Aslında cinayetten hemen sonra Yağmur da gözaltına alınmıştı. İki arkadaşı, bahsettiğiniz iki kişi, onları da konuşuruz. Onlar da gözaltına alınmıştı. Sorgudan sonra serbest bırakıldı. Yağmur niye gözaltına alınmıştı? Şimdi aslında o gecenin başlangıcında Yağmur sen de vardın. Evet. O geceyi bize bir anlatırsan. Şurada bir şu görüntülerin üzerinde de dur. Yağmur'u anlatırken çok özür diliyorum ya. Bu duruyor mu? Bir dakika bir yer alsın çünkü Yağmur'dan görüntüleri de rica edeceğim. Yağmur, o geceye nasıl başlamıştınız? Bir anlatır mısın? Saat 9 gibiydi. Emine bana, beni Instagram'dan yazdı. Sonra tekrar aradı beni mesaja dönmeyince. Araç kiraladık dedi, hani Merve, ben, ikimiz de kiraladık. Tuğçe Merve'ydi işte, ben de seni alayım dedi. Ben de annemden izin aldım 9 gibi falan işte. O beni gelip aldı. Sonra biz Merve'lerin o tarafa çıktık. Merve, bir 10 dakika işim var, arkadaşımın yanına uğrayacağım dedi. Tuğçe'yi biz kendi aracımıza aldık. Sonra işte Emin'in erkek arkadaşı vardı, Serdar, bizim normal arkadaşımız. Dedi onları da alalım, birer kahve falan içeriz dedi. Oradan şeye gittik, kahve içtiğimiz yere gittik, kafeye. Oradan sonra işte biraz orada oturduk. Sen de var mıydın Merve yanlarında? Sonradan geldi. Sonradan geldim ben. Bir bardak falan çay içti zaten, o sonradan katıldığı için. Yengemi de kardeşine bırakmıştı Emine arabayla. Beni bıraktı. Tekrar aradı hani beni eve götür diye. Niye o gün araba kiraladı? Yani böyle gezmek için mi, yoksa bir iş mi vardı, bir nedeni var mıydı? Şimdi araba hepimiz kiralamayız yani öyle. Neydi amaç? Yok, gezmek için sadece ya. Aynen. Biz... Yapar mıydınız daha önce? Evet, ben zaten normalde de yapıyordum. Emine'nin ikinci kiralamasıydı bu.
Biz uygulamayı... Bunu neden soruyorum? Çünkü şimdi az sonra görüntülerde izleyeceğiz sizden. Tam biz görüntüleri aslında algılayamıyoruz. Hangi araç, hanginizin, hani kim geliyor falan diye. Yani sonuçta araç tanınır bir araç değil. Değil. Yani bir takip edilme durumu, bir fark edilme durumu olmuş. Kendi aracı olsa ona gelip... Bilenir. Bu ateş açan kişiler arabayı tanırlardı. Araba kiralık bir araba. O nedenle nereye gittiğiniz ve oradaki görgü şahitleri de çok önemli. Gittiniz önce yemek mi yediniz, kahve mi içtiniz? Kahve içtik sadece. Hani herkes içeceğini kim var? İki içtim. Rahmetli var. Onların bir tanesinin, Emine'nin mi erkek arkadaşı var? Evet. Emine'nin erkek arkadaşı var. Serdar sen varsın. Evet. Dört. Daha sonra aranıza Merve katıldı. Bir yok, de Alihan, Alihan var. Da var. Tuğçe Alihan de var. Da var. Tuğçe evet. De var. Evet. Şükrü de var işte. Hepsi. Şükrü kimin arkadaşı? Serdar'ın amcasının oğlu. Evet. Tamam. Onlar da iki kuzen olarak hı-hı. gelmişler. Evet. Yani. Evet. Sonra biz işte yengem arayınca beni eve götür diye biz hep birlikte kalkalım dedik. Kalktık. Onlar Alihan'la kırmızı araçta gittiler annesini almaya. Evet. Bu görüntülerde kırmızı araç, evet. Benle Serdar Alihan'ın kiraladığı beyaz araçtaydık. Pardon, Şükrü de vardı yanımızda. Tuğçe ile de Merve kendi aracındaydı. Merve'nin midesi çok ağrıyordu. O kendi aracıyla açık eczane buldu. İşte ilaç aldı. Sonra gelsinler diye. Onlar da geldi. Sonra Merve'nin bunları midesi... Bunları kesmeyin arkadaşlar. Çünkü burada yukarıya söylüyorum. Bunların hepsi orada kim neyi gördüğünü bulmamız gerekiyor. Evet. Sonra Merve'nin midesi daha çok ağrıyınca Merve eve dönmek istedi. Saat 11.30-12 civarı. Sonra biz de ne yapalım falan karar veriyoruz böyle artık saat daha 12 falan bir şeyler yapalım dedik. Bizim orada sahil kısmı vardı, balyonoz koyu. Oraya gidelim dedik. Hava da o gün çok soğuk olduğu için bir 15 dakika kadar falan durabildik. Orada yanımıza diğer arkadaşımız katıldı. O kim? Akif. Biz orada bir 15 dakika kadar oyalandık. Ondan sonra tekrar araçlara döndük. Bu sefer... Peki Akif dediğiniz kendi arabasıyla mı geldi? Ha, o kendi aracıyla geldi. Ben Alihan'la aynı araca bindim. Sanırım Emine, Şükrü, Tuğçe de kırmızı araçtaydı. Akif'le de Serdar Akif'in aracındaydı. Biz üç araba oradan hareket ettik. Oksijene gittik. Bizim orada bir dinlenme tesisi gibi bir yer. Osman Gazi Köprüsü'nün o tarafta. Orada da Alihan biraz daha yavaş araba sürdüğü için biz onlar varmıştı, biz sonradan vardık oraya. Herkes araçlarından çıkıp sonra tekrar araçlara bindik. Normalde planım annem beni aradı. Eve gel dedi. Abimin çocuğu vardı ufak, o gelecekti. Ben eve döndüm tekrar. Dedim ki ben eve geçeceğim. Onlar dedi bizimle kalmayacak mısın? Yok dedim, annem aradı, eve dönmem lazım dedim. Akif de benimle birlikte döndü, o da eve dönecekti. İşte oradan yine peş peşe çıktık. Ama onlar işte planları farklı demek ki. Başka yere gittiler, ben de Akif'le eve döndüm. Sen Akif'le eve döndün, onların gittikleri yer, şimdi bu araçların gittikleri yer neresi? Yani ne tarafa doğru gidiyorlar bunlar? Konuşmuşlardır aralarında oraya gidelim, buraya evet, gidelim evet, diye. Evet, konuştular. Nereye gideceklerdi? Ada denilen bir mevki var. Orada da kiraladıkları bir daire var. Arkadaşlarıyla hani. Kim kiralamış orayı? Bu Emre'nin erkek arkadaşı, kuzeni, diğer çocukların ortak kiraladıkları ortak bir kiraladı. Evmiş orası. Ha, oraya gideceklerdi. Hani günlük hı-hı. bir yer değil, normal aylık normal olarak aylık. Kaldıkları bir yermiş. Doğalgazının faturasını ödediği bir yer. Oraya gideceklerdi. Şimdi bak önemli olan şu, bunları tahtaya da yazacağım. Şimdi bu gelen aracı tanıyor musun? Yani görüntüleri sana izletmişlerdir. Evet. Bu aracı tanıyor musun bu aracın sahibine? Hangi araç? Kırmızı araç. Yani ateş açan araç. Ateş açan aracın içinden iniyorlar ya. Yok. Görüntüleri bana izletmediler. Ben sadece bu görüntüleri biliyorum. Tamam. Yani gelen kişilerle ilgili, silah sıkacak kişilerle ilgili sizin bir fikriniz olmadı zaten. Yok. Sorgulamada. Şimdi önemli olan şu. Şimdi ailenin, annelerin şüphelendiği birkaç tane kişi var. Aslında siz daha fazla bilgi sahibisiniz annelerden. Yani olayın içinde olan sizlersiniz kızlar.
Yani kimin de ne yapabileceğini yine bilecek olan sizsiniz. Şimdi anne o diyor bu diyor falan ama tanımaz ki anneler o kişileri şahsen. Oktay, senin eski arkadaşın da seninle ayrılmanı yine Emine'ye bağlıyor sanırım. Emine'ye mi bağlıyordu? Yani şey, Emine bana hiç tehdit ettiğini falan söylemedi. Yani, hayır ama şey yapıyor amcama yani. Söylemiş Emine. Amcama söylemiş Emine, kendi babasına söylemiş. Kendi babasına söylemiş. Emine oradan geçerken arabayla hani beni tehdit ediyor diye söylemiş. Biz ayrılalım. Evet, yani Yağmur'dan ayrılıyor, Yağmur'dan ayrılmasında Emine de devreye girdi diye Emine'ye karşı bir düşmanlık besleniyor. Tehdit de ettiği için Oktay'dan da şüpheleniyorsunuz. Emine'nin eski eşinden de yine eski damadından yani da şüpheleniyorsun. Eski damadımdan ben hiç yani şöyle bir şey, öyle bir şey yapacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü çok kıyımsızdır. Nedir? Ondan sonra o yani o sinirle belki o içtiği için o akşam Emine koyulduğu gün o amaçla gelip yapmış olabilir ama ondan öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Ona daha az ihtimal veriyorsun. İhtimal veriyorum. Peki yani şey hayatım senin şeyin ne, şüphelerin ne yönde? Ben çok fazla bir şey bilmiyorum zaten Müge Hanım. Ben senin senin kızının ayrıldığı eşiyle arası nasıldı? O ayrı değildi ki. Onlar evliler. O evli. Eşi korona olduğu için bizim yanımızda kaldı bir hafta. Ablasıyla zaten beraber aynı yerde çalışıyorlar. Beraber gidip geliyorlar. O gece zaten ilk defa çıktı Tuğçe bunlarla takıldı. Emine falan, kuzenler ilk defa çıktı. Öyle bir kız değil, giden takılan bir kız değil. Evinden işine, işinden evine giden bir kız. Peki nasıl o zaman kız gidecekti arkadaşlarıyla eve film izlemeye? İşte Emine'lerle takıldığı için o akşam onlarla takılıyor yani. Onlarla beraber gidiyor. Eşi zaten bizi de biliyor ya. İlk defa. Haberi yok, konuşmuyorlar o sıra. Araları bozukmuş sanırım. İşte araları bozuk işte. Ama şey, ama korona meselesi de vardı. Biraz da aralarında bir soğukluk bize geliyor. Bizde kaldığı var. Sürede bir tartışma yaşıyorlar. Artık telefondan, mesajdan neyse bir küsüyorlar gibi bir şey. Yani büyük bir olayları yok ikisinin arasında eşiyle. Ama sonuçta o zaman Tuğçe de eşine haber vermeden gidiyor arkadaşlarıyla gezmeye. Büyük ihtimal. Yani tamam şimdi ya eşi korona çok olur, arkadaşlarımla yemek yiyeceğim, çay içeceğim, kahve içeceğime izin verir ama kalkalım bir de oradan başka bir tarafa film izlemeye dediğinde o da Furkan, yani Furkan izin verir miydi böyle bir şey? Ya. Ben olsam izin vermezdim gibime geliyor. Ha çok tanımam lazım böyle hani çok çocukluk arkadaşı olur vesaire olur gerçekten hani... Çok eski bir dostluğun izi olur. Hani ilkokuldan beri birlikte okuyorsundur da tanıyorsun, mahalle arkadaşındır da. Ya zaten benim anlamadığım şey, bunlar dört kuzenler. Alihan da zaten bizim çocuğumuz gibidir. Hep yanımızda küçükten beri oğlumun okul arkadaşı, 7 yaşından beri oğlumun yanında olan bir kişi. İşte bir tek onlar giderken Emine, o Serdar Dekler zaten o kızımın iş arkadaşı. İşten dolayı ama... Arkadaş olarak da görüşmeye başlamışlar. Yağmur böyle dedi ki ben dedi hap içtim dedi böyle biraz aygın baygın. O yüzden lütfen sen böyle net konuş anlat kimler vardı. Şimdi bizim bu yayını yapmamızın sebebi şu. Kocaeli Emniyeti candır gerçekten. Bunu niye söylüyorum? Özellikle Palu davasında 8 yıllık bir dosyayı yeniden açıp yani sayın savcımız da aynı şekilde tabii onu da söyleyeyim. Evet. Yani arama çalışmaları yapıp dosyayı kapanmış bir dosyayı yeniden açıp böyle mahkeme... yeniden bir mahkeme açılmasını sağlamak gerçekten zor bir iştir. Evet. O yüzden onlar da günlerdir bu konunun çözülmesi için uğraşıyorlar. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şu. Siz nereye gittiğinizi ve kimlerle gittiğinizi söyleyeceksiniz ki buradaki izleyicilerimiz, şüphelendiklerimizi yazdıklarında o şüphelendiğiniz isimleri sizin gittiğiniz yerlerde görmüşler mi, görmemişler mi? Yani burada kamuoyuna bu yayını yapmamızın amacı bu. O nedenle nerelere gittiğinizi yazacağız. Sizin o ya birileri sizin araçlar, o araçlar kiralık olduğuna göre o araçları sizin gittiğiniz bir yerde gördüler. Yani yine sizin tanıdığınız kişiler. Ya da Tuğçe ile Emine'nin tanıdığı kişiler, onun peşine takılan kişiler gördüler ki takip ettiler. Durup dururken yolda karşılaşacak halleri yok bu kadar hazırlıklı bir şekilde. Bu aracı, kiralanan aracı daha evvel aynı aracı bu hanımefendilerin kiraladığı öyle bir şey oldu mu? Yoksa ilk defa bu aracı kiralıyorlar? Yok bu araç ilk defa çünkü şey uygulama üzerinden kiralanan bir araç bu. Hani birebir şahstan alınmış bir araç değil, rent değil bu, uygulama üzerinden. Rastgele hani... bir araç. Yani evet. Aynı aracı kiralarlarla yani, kendi arabası olmadığı halde. Şirketten değil, birinin aracını mı kiraladı? Yok, kurumsal bir şirket bu da ama şey uygulama üzerinden. Arabalar park halinde, arabanın yanına gidiyorsun, uygulamadan kiralamaya başlıyorsun, anahtar zaten torpidosunda. Evet. Bu şekilde. Şahıs değil. Ama bir dakika ama, bir dakika şimdi, bu da bir şey.
Zaten. Yani o zaman durulur, hani iş yanlışlıkla mı öldürüldüler kısmına da gelebilir. İşte o yüzden ben de Müge Hanım ondan şüpheliyim. Hani daha önce bu arada birileri kiralayıp onlar da orada görünce bunlar mı zannettiler diye. Bunu üzerine ama yine kadın olmaları lazım onların da falan. Çünkü içinde iki kadın evet. var ama. Yani daha önce de bu arabaya binmişler miydi? Hayır. Bu araba bilinen bir araba mı? İlk hayır. defa. Hayır. Ona da bakılmıştır herhalde. Daha önce kimler kiraladı bu araca diye kesin emniyet bakmıştır ona da. Sadece Alihan'ın kiraladığı araç Rent-A-Car üzerinden kiralanıyor. Çok da güzel kızlar. Evet, hadi gel sen istersen benim yanıma. Gel benim yanıma, buradan kimler vardı gel bir yazalım. Nerelere gittiniz? Gel Merve'cim. Merve sen ki hangisinin kardeşi oluyorsun? Tuğçe kız kardeş. Tuğçe'nin kardeşisin. Gel kuzu. Şimdi siz o gün kim çıktılar önce evden? Önce Yağmur Emine geliyor. Hı? Sonra Yağmur'la Emine geliyor önce bizim oraya. Bende de araba vardı bu arada. Benim kiralamış olduğum kendi aracım vardı benim de. Ha, sen de bir tane kiralıyorsun. Tabii bende de araç var. Siz niye bu kadar çok araç kiralıyorsunuz o gün? Normalde Alihan'la Emine beraberdi o gün. Zaten altlarında Alihan'ın kiralamış olduğu bir araç vardı. Ben de kuafördeydim. Arkayı onlara verelim, evet. Tuğçe'yle beraber biz kuafördeydik zaten. Ben de o gün araç kiralayacaktım. Hatta annem bunu biliyor. Hani ben ara ara kiralıyorum ki kullanayım. Hani pazar günü annem falan hep beraber kahvaltıya gideriz, gezeriz, bir şeyler yaparız diye. Ben bu şekilde zaten kiralıyorum normalde. O gün Emine beni aradı. Şimdi sen bir tane bir araba kiraladın. Sen de mi aynı uygulama üzerinden kiraladın? Uygulama üzerinden. Kim vardı o arabada? Benle Tuğçe. Merve ile Tuğçe vardı. Hı hı. Sonra diğer aracı kim kiralıyor? Onu da Emine kiralıyor. Ama biz bu araçları almaya beraber gidiyoruz. Alihan, Emine, ben gidiyoruz. Ben alırken Emine de kiralamak istiyor orada. Kızım siz hepiniz kuzen değil misiniz? Kuzen. Araç da 5 kişilik. Niye siz bu kadar çok araç kiralıyorsunuz? İşte Emine kendi kullanmak istiyor. Direksiyonu geliştirmek için kendi kullanmak istiyor. Ben zaten kendime kiralıyorum aracı. Hani hep tamam. beraber bir Emine'nin, şey yapalım. Emine'nin değil aracında aslında. Kim var? Emine ilk aldığında tek kendisi var. Tamam. Sonra Yağmur alıyor Emine. Sonra Yağmur geliyor buna. Hı hı. Alihan da bizim kapının Alihan önüne da bir geldi. Tane araç kiralıyor. Hı hı. Tamam. O kiminleydi? Tek. O tek. Yani siz bu kadar kişi bir arabayla da bu arabalarda bedava kiralanmıyor ya. İşte uygulamadan bir indirim kuponu gelmişti %50. Ben bunu kiralarken Emine de %50 indirim aynı şekilde ona da geldiği için o da dedi o zaman ben de kendime kiraladım. Hatta ben dedim ki Emine dedim kiralama beraber kiralayalım. Kaç liraya kiralanıyor bunlar? Normalde 700 lira falan da günlüğü, 336 liraya falan kiraladık biz onu. Öyle bir şeye gelmişti. Günlük mü kiralıyorsunuz, saatlik kiralanan? Günlük. Saatlik de var ama biz günlük kiralamıştık. Günlük kiralanan. Ben şimdi böyle 5 arkadaşsam, yani ben 3 tane araba kiralamam. İşte yani cimri falan da değilimdir ama yani niye ben şimdi 5 arkadaş çizecek? Alihan, İstanbul'a kız arkadaşının yanına gidecekti, bana söyledi. Ben de oğlum niye araba kiraladınız bu kadar? Hepinize bir arabaya yetmiyor mu dedim. Dedi ki ben de kız arkadaşımı yatacağım sabah saat 10.30'da dedi. Arkadaşım yanında olacağım dedi. Emine de bana dedi ki anne dedi Yağmur da ehliyet aldı. Yağmur'u da öğreteceğim dedi bana. Ondan sonra ama öyle söyledi. Aslında hep birlikte bir planımız yok bizim. Arabaları alırken hani hep beraber gezeceğiz, tozacağız diye bir planımız yok. Benim planım ben normalde ertesi gün pazar annemle halletti kardeşimle beraber bir şeyler yapmak benim planım. Ben alırken Emine de almak istiyor. Ben hatta Emine dedim ki bir tane alalım hani beraber kiralayalım dedim. Kaçta kiraladınız? 8. Akşam 8 gibi. Ertesi gün 8'e kadar duracak mıydı? Tabii. Anladım. Şimdi Merve, Tuğçe, Emine, Yağmur, Alihan. Siz şimdi 3 araba mı önce çıktınız? Evet. Peş peşe çıktık biz oradan. Ben önce geldim. Sonra ben baktım Emine ile Alihan arkamda yok görmedim. Emine'yi aradım ben. Nereye gittiniz ilk? İlk ben onlardan ayrı gittim. Ben kız kardeşimi kuaförden almaya gittim. Bizim eve geldik sonra biz Tuğçe ile. Önce bize geldik. Sonra Emine beni aradı. Ne yaptınız, neredesin diye. Ben dedim ki evdeyiz biz dedim. O zaman dedi ben de Yağmur alıyor muyum, aldım mı ne dedi. Beraber dışarı çıkalım, bir şeyler içelim dedi bana. Tamam, nereye gittiniz? Öncesinde onlar geldi bizim oraya. Ben Tuğçe'yi verdim. Ben bir arkadaşım yanına uğrayacaktım. Hastayı dedim ki bir 15 dakika göreyim dedim. Siz Tuğçe'yi alın, oturun dedim bir yere. Ben yanınıza geleyim tamam, Tuğçe dedim. O zaman buraya mı geldi? Tuğçe evet, Emine'lerin aracına geçmiş oldu. Tuğçe buraya geçti. Tamam, Sonra ben arkadaşımın yanına gidiyorum. Onun yanında biraz kalıyorum. Tekrar Emine'yi arıyorum neredesiniz diye. O da işte oldukları kafenin ismini söylüyor. Ne kafe? Eskihisar Kahve Deryası. Eskihisar Kahve Deryası. Eskihisar Kahverer. Kahve Deryası. Eskihisar Kahve Deryası'na gidiyorsunuz. Burası kalabalık bir yer. Tabii, kalabalık da gittiğimizde. Tamam, yani siz Emine, Yağmur, Tuğçe, Merve gidiyorsunuz buraya. Hı-hı. Tuğçe buraya geçtikten sonra. Burada oturuyorsunuz. Alihan nerede o sırada? Hayır.
Emine'ler zaten gitmiş oraya, gittiler. Ben yolda arıyorum, neredesiniz tamam diye. Aşkım, şimdi kahve deryasındayız. Tamam. Alihan da yanınızda mı? Tabii, Alihan, Emine'nin arkadaşları, Tuğçe hepsi oradalardı ben gittiğimde. Tamam, dur şimdi o zaman hangi arabayla kim geldi başka, onları da yazalım. Kim geldi şimdi kahve deryasında, kimler daha var? Onlar hepsi iki arabayla gidiyorlar zaten ama hangi arabada hangisi kimler? Var bilmiyorum. Bunların dışında başka kim? Şükrü, Serdar, Alihan. Alihan'la zaten biz peş peşe gittik. O da, onlar da bir başka arabadalar mı? Yok, arkadaş Emine'nin sevgilisinin olduğu mekan şey, evinin önüne gittik. Ondan sonra hayır, Tuğçe'yi... Hayır, hayatım Şükrü ile kim diyorsunuz? Serdar. Şükrü ile Serdar. Şimdi bu Serdar Emine'nin mi sevgilisi? Evet. Tamam, Şükrü? Şükrü Serdar onun amcasının. O da kuzen. Tamam, bunlar da ayrı bir arabada mı geldi? Yok araya? Yok. Emine ile Alihan alıyor bunları arabalarına. Ama hangi hangi arabada orayı bilmiyorum. Hadi yani Şükrü ile Serdar da bu arabalardan birine de buraya yazalım. Emine o zaman herhalde Serdar'a aldı. Tuğçe'yi Alihan'a veriyoruz. Ha, buradan Tuğçe'yi de bir türlü tutturamamışsınız. Araba araba gezmiş bu kız. Gerçi oradan sonra ondan sonra buraya da o zaman Serdar geldi. Herhalde Şükrü de buraya geldi. Yok, Şükrü de bizim araçtaydı. Tamam. Ya bu kadar kişi bu kahve deryasındasınız. Hı hı. Sonra buradan çıkıp ne yaptınız? Ne kadar oturdunuz burada? Çok oturmadık. Ben bir çay içtim. Herkes birer kahve çay içti zaten. Oradan kalkıldı. Yani maksimum belki bir saat. Tamam, bir saat falan oturuldu diyelim. Sonra buradan nereye gidildi? Oradan Emine dedi ki, annem dedi, teyzemlere bıraktım dedi. Annem dedi, almam gerekiyor dedi. Alihan'la Emine. Emine'nin kiralamış olduğu kırmızı araca biniyorlar. Alihan kendi aracını Serdar'a veriyor. Yağmur falan onlar o arabaya biniyor. Alihan'la Emine ayrılıyor önce. Ben de Tuğçe'yi alıyorum. Biz orada Opetinor'da buluşuyoruz. Şey, Opetinor'a gidiyoruz önce. Ben diyorum ki hani midem ağrıyor ya benim. Emine bana bir şurup söyledi orada otururken. Hani yani Emine annesini almaya gidiyor. Nereye? Kız kardeşime. Emine saat 8. Hayır, mekan olarak. Yani eve mevki olarak. Yengem biliyor. Bilmiyorum ne taraftan aldığını. Emine saat 8.30. Hayır, neresi yani? Ben bilmediğim şey, için bu tarafı yani. Fatih Mükemmel mi? Şişli mi? Neresi? Şey, Emine kızım benim saat 8.30 gibi beni aldı. Kız kardeşime götürdü Güzeltepe'ye. Şeye, Çayıro'ya. Sonradan da geri mi aldı? Sonra saat 11.30 gibi geldi bana, dedi ki anne dedi eve gelecek, ben gitmeyecektim. Anne dedi gel sen teyzeme götüreyim dedi. Saat 8.30 gibi ya beni o zaman aldı. Size bu kahve deryasından size gelip çay ovasına gitti. Evet. Çünkü siz daha buradan bir saat oturduğunuza göre daha 11.30 olmadı. Tabii canım. Evet. Tamam, buraya Çayırova mı? Evet, Çayırova'ya geldi, beni aldı saat 11.30 gibi. Tamam. Anan sonra tekrar nereye geldi Emine Alihan'la beraber? Köşk Çeşme Opet'in oraya geldi. Neresi? Köşk Çeşme. Köşk Çeşme. Opet'in oraya geldi. Siz orada mı buluşalım dediniz? Evet, hani madem bir yere gidilecek o zaman kimse tamam ayrılmasın. Yani tekrar bu Emine buraya geldiğinde siz hepiniz burada duruyor muydunuz? Yani bütün bu arabanın içindekiler orada mıydı? Evet, ben sadece bir ezenden ele çaldım geldim. Sonra Emine'ler tamam geldi oraya. Tamam, buluştunuz gene hepiniz. Hı. Başka eklenenler var mı o arada? Yok. Arabada yok. Sonra nereye gittiniz burada? Orada ben ayrılıyorum. Midem ağrıyor. Ben eve geçeceğim, hani gelmeyeceğim. Kötü hissediyorum. Tamam, Merve ayrıldı. Evet. Tuğçe benim arabamdaydı normalde. Tuğçe de dedi ki o zaman dedi ben Emine ablamların yanına gideyim dedi. Gelirim. Tuğçe de o şekilde Emine'lerin aracına geçiyor. Ben eve tek dönüyorum. Sonra Tuğçe onlarla gece boyu devam etmiş mi? İşte ediyor. Ha? Gece boyu devam etti mi? Evet, gece boyu devam etti bizimle. Tamam, o zaman Merve ile Tuğçe buradan, Tuğçe gene buradaydı zaten. Çıktılar, neyse şuradan Tuğçe'yi de atalım. Siz bu kadar kişiydiniz yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi. Sonra gittiğimiz sahil kısmında Akif bize katıldı, diğer arkadaşımız. Tamam, şimdi bu Opet'ten nereye gittiniz? O ayrıldın sen. Siz nereye gittiniz? Sen oradasın. Bayramoğlu tarafında bir balyonoz koyu var, böyle sahil kısmı. Balyonoz koyu dediğin böyle sahil kenarında mekan, evet, evet, yok yani, öyle mi? Yok, sahile gitmişler. Sahil kısmı işte. Kafeler hani falan var ama kapalıydı arabaların gittiğimizde. Arabaların içinde mi durdunuz? Yok, indik birazcık yürüdük. Bir 15 dakika kadar. Anladım, ama sahil kenarındaydınız. Evet, evet. Arabalar çekilir, denizi seyredersin falan, öyle bir yerdesiniz. Evet, evet. Yani. Tamam, burada kim katıldı yanınıza? Akif katıldı, bizim diğer arkadaşımız. Akif kendi arabasıyla mı geldi? Evet, kendi arabasıyla geldi. Bir araba daha oldu yani, Akif. Şimdi evet, bu Akif kimin nesi? Akif de bizim arkadaşımız. Akif geldi. Tamam, sonra buradan da çıktınız. Üşüdük dedin balyonostan sonra. Evet. Oradan ne yapsak, kapalı bir yere gidelim dedik. Hani kahve falan içebileceğimiz. Oksijen diye bir yer var. Oraya gittik. Dinlenme tesisi gibi bir yer. Tamam, oksijene gittiniz. Aynı ekip mi? Evet, aynı. Oksijen mekan diyelim. Tamam. Aynı ekipsiniz, devam ediyoruz. Katılan evet var mı arada? Yok. Tamam, sonra saat kaç oldu? O sırada o zaman Emine'nin gidip annesini geri alması lazım bir yerde. Yok, alıp gelmişti zaten. Alıp gelmişti annesini. 11.30'da beni Merve Kök Çeşme'de beklerken oraya gelmişti zaten, Opet'e. Ama saat tutmuyor o zaman.
Annesine... Ben eve girdiğim saati net biliyorum. Ben eve 11.45-50 arası girdim. O sırada da Emine gelmişti zaten OPET'e. Tamam, o zaman öncesinde bıraktı. Çünkü o zaman. Çünkü benim OPET'lerim annesini burada aldı yani. Burada Emine anneyi aldı yani. Evet. Tamam. Sen buradan ayrıldın. Tamam, oksijen dediniz. Sonra ne yaptınız? Biz Alihan'la biraz böyle yavaş gittik. Arabayı çok hızlı sürmediği için. Onlar bizden önce varmıştı oraya. Araçla... İşte. Alihan tek gidecekti, tek gitmesin diye. Hani tek şofördü. Hani herkesin yanında birileri vardı. O Şükrü tek nerede kalmasın ki? Diye. Şükrü de Eminelerin aracındaydı. Serdar'la da Akif birlikteydi. Hayır, kendini mi öyle? Yani uzman çavuşken ben gazi oldum, emniyete geçeyim gibi bir hak yokmuş. Şimdi arkadaşlar onu söylüyor. Yani o Emine'nin hani bize tanıtması, o şekilde biliyorum ben. E tamam da yani siz yani gördünüz mü? Polis kimliği falan vardı onun. Aa, polis yeleği giymiyor muydu? Evet, şey profil resminde de zaten polis yeleği var onun üzerinde. Polis yani ben Emine'nin kaç defa Emine'yi rahatsız etmiş bu. Emine'nin gittiği yerlere mesela Emine bir yere oturmaya gittiğinde oraya gidip basıyormuş işte. Bu kızı gördün mü falan telefon diyormuş. Telefon numarasından sinyallerden Emine'nin sonra yolda giderken kaç defa Emine'nin arabasının önünü kesmiş. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar kendi aranızda? Dışarı çıkın konuşmak isteyen. Emine işte arabada arkadaşlar Kübra diye bir tane Emine'nin arkadaşı var. Galiba Kübra varmış yanlarında galiba. Kızlar daha iyi bilirler. Ben 10 biliyorsam onlar 100 bilirlerdir zaten. Konuşmuyor ki Yağmur falan öyle sus. Ondan tabii. Sonra ben şimdi kızlar annelerin işine geldiğini anlatırlar. İşine gelmediğini anlatmazlar diye düşünüyorum ben zaten. Doğru. Ya Emine bana anlattı Kübra'yla beraberdik diye. Onlar bir yere gitmişler oturmaya. Kübra'yla birlikteydik, beraberdik. O gün işte Oğuz bunu arıyor mekan. Böyle gittiği yerlerde işte kafede orada burada bunu göstermiş herhalde. Fotoğrafını gösterip işte bunu tanıyor musunuz demiş. Oradaki kafe sahiplerine falan. Sonra giderken sürekli Emine'yi arıyormuş. İşte 5 dakika görüşelim, işte neredesin, konum at geleyim gibisinden böyle konuşuyorlarmış. Sonra işte Emine de böyle sürekli arayınca Oğuz bunu demiş ki tamam hani 5 dakika göreyim ne diyeceksen de sonra ben demiş gideceğim. Sonra Kübra'nın yanında da diğer arkadaşı varmış, bir erkek arkadaşları Emine falan. Biz sahil kenarında mı bilmiyorum tam olarak mevkiyi. Orada çekmiş işte Oğuz arabadan inmiş falan böyle işte. Bir böyle sert bir tavırla. Sonra konuşmuşlar. Sonra Emine tekrar eve gelmiş. Oğuz da kapısının önündeymiş bu sefer. Emine'nin kapısının önünde beklemiş. Sabaha kadar. Çünkü Emine Kübra'lara gidiyor. Kalmaya. Yani böyle şeyler... Bekleyen kim? Kapıda bekleyen. Oğuz. Hayır, peki bu ne zaman oluyor? Cinayetler ne kadar önce? Ya tam bilmiyorum ama yani 3-4 ay vardır. Hayır, ama işte o kadar yok. Konuşup ayrılmıyor. Ama işte sırada. Bu zaten Serdar'la da yine görüşmeye devam etti. Yani Oğuz ayrılmak istemiyor. Beraber olmak istiyor. Yine boşanacağım diyor. Ama aslında o sırada Emine Serdar'la görüşüyor. Emine her zaman reddediyor zaten. Hiç konuşmak istemiyor onunla. Görüşmek istemiyor. Emine onun hamile olduğunu duyunca zaten bıraktı. Hani bir karısı çocuğu yani var diye. Oğuz'a tamam ablacığım da şimdi ayrılır ayrılmaz hani bu iş akdi gibi değil ki. İş akdini bile feshetsen yine geliyorsun eşyanı toplamaya falan filan. Tak diye bu gidin bitti. Ertesi gün... Biriyle eğer görüşüyorsan o sırada zaten o senin diğeriyle beraberken de bir arkadaşındır, görüşüyorsundur. Sonra onunla görüşmeye başlarsın. Yani şimdi yani çok kaba bir tabir ama bunu kadın olarak sadece söylemiyorum. Erkekler de böyle yani yedekli çalışanlar var. Yedekli çalışırsan biri biter ötekine başlarsın. Öteki biter ötekine başlarsın. Ama yedeğin yoksa bir ayrılırsın, bir üzüntün olur, bir vesaire olur. Biriyle tanışırsın, yeniden başlarsın. Ben Emine'nin bunun çocukla... Bir aydır çıktığını biliyorum. Benim bildiğim bir aydır falan çıktığını biliyorum. Ama Oğuz'un da peşini bırakmadığını düşünüyorsunuz. Oğuz'un da peşini bırakmadığını Oğuz'un kendisinin polis olduğunu söylüyor ama görmüş mü yani onu bir emniyette falan da filan da? Ben ilk gün ifade verdiğimde Oğuz'un ismini de vermiştim. Onlar zaten telefon incelemelerinde birkaç isimleri bana söylemişti. Hmm. Verdiğimde Oğuz'u da çağırdılar. Oradan polis miymiş Oğuz? Evet. Polis yani. Memurmuş yani. Polis memuruymuş. Evet. Polis memuru evli. Çalışlıktan, malüliyetten yani malul oldu diye, yaralandı diye atılan biri polisliğe girebilir mi peki? Hayır. Doğuda görev yapıyormuş. Engel hali varsa polisliğe de engel hali var demek. Giremez. Affedersin yani. Şöyle bir şey ama evet. benim duyduğum şöyle bir şey. O doğuda görev yapıyormuş. Orada bir patlama olmuş. Patlamadan dolayı çok hasar almış. Yoğun bakımda çok yatmış. He. Ondan sonra onu atmamak için... Böyle hafif görevlere vermişler diye duydum. Tamam jandarmada da hafif görevlere verirler. Jandarmada evet. da vardır. İşte o da jandarmaya polis de öyle bir şeydi.
Ya jandarma ya polis de, öyle bir şeydi. Getir götür işleri gibi bir şey. Polis... Tamam Yağmur, biliyorsun sen o zaman polis olduğunu. Evet, polis de işte ben ifade verdiğim gün o da geldi. Oradan bilgisayardan çıkartıyorlar ya bu serecesini falan. İşte evet. Oradan da gözüktü yani. Ama polis şeyi bilmiyor herhalde Emine'yi takip ettiğini. Oğuz mu geldi ifade verdi? Evet. Oğuz'un Instagram hesabında zaten evet. Şey polis yelekli bir... Ama polis Oktay... yelekleri Emine önünde 50 liraya 100 ama liraya Oktay satılıyor. Öldüğü gün bir gün önce bir gün öncesi bile taciz ediyormuş. Sürekli kapıya geliyormuş. Kim? Yolda gördüğünde Oktay. Yağmur'un sevgili eski arkadaşı. O da sürekli ona takip ediyor. Şimdi bizim burada bir tane de Oktay'ımız var. Evet ona da gelelim. Şimdi Oktay da senin beraber eski misiniz hala? Yok, 9 ay oldu ayrılalı. Bu da kabul etmiyor o zaman. Evet, Yağmur'un da evinin sürekli etrafında geziyormuş zaten. Şimdi bu da senin eski erkek arkadaşın. Evet. O da seninle ayrılmayı kabul etmiyor mu? Ben evet, etmedi. Bir süre etmedi, kabullenemedi yani. Ama son ana kadar yine kapısındaymış evet, diyor. Evet, cuma günü olayın olduğu günden bir sonraki gün, yani cuma günü biz Kartal'a gittik annemin yanına. O işte tehdit ettiği gün. Babasına söylemiş. Ama biz o gün Marmara'ya falan bindik, Kartal'a kadar gittik. O süre zarfında muhakkak bana söylerdi. Bana hiçbir şekilde söylemedi. Hani Oktay geldi kapının yani önüne sana işte söylemedi böyle... ama babasına söylemiş. Yani şimdi senin eski arkadaşın, evet, eski erkek arkadaşın niye tehdit ediyor Emine'yi? O daha önce yine çok tehditler etmişti. Daha önce aşırı böyle Emine'nin üzerine adam salmaları, Emine'ye iftira atmaları çok yapmıştı daha önce. Emine'yle? Evet, Emine'ye Oktay öyle şeyler daha önce yine yapmıştı. Bunda Yağmur'un haberi olması lazım zaten. Evet. Şeyden dolayı. Ya iftira atmak değil de başka bir grup arkadaşı konuşurken Oktay da konuya dahil oluyor. İşte ne konuşuyorsunuz falan gibisinden böyle. İşte Emine Kübra ile takılıyormuş, işte erkeklerle takılıyormuş gibi bir muhabbet oluyor burada. Yani o konuşulan yerde. Ya senin eski erkek arkadaşın Emine'ye tek bir şekilde kızar. Sana seninle birini tanıştırıyorsa. Problem budur. Yok, ayrılık sebeplerini Emine olarak görüyormuş Oktay. Yok, benim kendi şahsi bir problemim vardı, ondan ayrıldım. O süre zarfında Emine zaten hep bize gelip gidiyordu. Ben oraya gidiyordum. Tamam, sürekli Emine iç içeydik. Seni, Emine eğer böyle erkeklerle buluşuyorsa, sen de onların yanına gidiyorsa benim kız arkadaşımı o da erkek arkadaş tanıştıracaktır deyip ondan kim biler? Biler doğru mu söyledim? Evet. Biler. Evet. Ondan kin duyar yani. Başka bir kini olamaz. Ben onun numarasını engellemiştim. Oktay'ın numarasını engellemiştim. Bana hiçbir yerden ulaşamıyordu. Emine'nin numarası vardı onda. Emine'yi aramış bir gün. İşte demiş hani Yağmur ulaşamıyorum. Hani ona söyle bana muhakkak dönsün. O da demiş ki hani bitti. Ki yine aslında yani yine siz beraber dolaştığınız için bir öncekinde. Şimdi biz hani ne oldu hayatım? Çok farklı. Ellerimi çizdim değil mi? Çocuk gibi. Yine aslında siz beraber dolaştığınız için yine sen Emine'nin yanındasın. Yani anneler o konuda haklı. Yine Emine'nin yanında olduğun için yine Emine seni alıp böyle bir gruba mı sokmuş diye düşünmüş olabilir diye düşünüyorsunuz. Başka bir şüpheleniniz daha biri vardı. Kim vardı senin? Sen eski damadından o kadar çok şüphelenmiyorsun. Ben ondan şüphelenmiyorum. Çünkü şey hani bağırıyor çağırıyor içince bağırıyor çağırıyor küfürler falan diyor ama o şekilde bir şey yapacağını zannetmiyorum. Bulut. İsmi Bulut mu? Evet. Ne güzel isim ya. Bulut niye o zaman? Bunların hangisinin silahla ilgisi var? Ellerinde silah olan hangisi? Oktay'ın silahı var mıydı? Oğuz'un var. Yoktu Oktay'ın silahı. Oğuz'un var. Oğuz'un var silahı. Bulut'un var mıydı silahı? Bulut'un silahı ben bilmiyorum var mıydı. Ta öncelerden bir elinde böyle bir şey varmış. Böyle hani bağırma, çağırma, Emine itikleme falan dövme işi olmuştu ama... Böyle bu, silah olduğunu falan ben hiç görmedim. Şimdi gördüm desem ne yalan söylüyorum. Ne zaman boşandılar? 3 sene oldu. Onlar 2019 yılında. 3 yıl oldu. Evet. Hala bu 3 yıl içinde rahatsız ediyor muydu hiç? Ya şöyle bir şey, her zaman değildi. Ara sıra bazen işte tartışıyorlardı telefonda. Öyle yani, başka değil. Ya işte en son akşam işte gelmiş işte Emine toprağa koyulduğu akşam. Kapıda ağlıyormuş, içmiş, ağlıyormuş işte. Demiş hani sizi demiş hani... Keseceğim falan demiş. Ama ben duymadım. Kapıda diğer çocuklar var. Keseceğim falan demiş diyorsun yani. En önemli şeyi söylemiyorsun. Keseceğim falan. Niye kesiyor eski eşini? Artık o sinirle mi dedi? Üzüntüden mi söyledi? Diyordu. Olaydan sonra Emine toprağa koyduktan sonra. Eski eşine demiyor bunu ama. Eski eşinin ailesine evet, karşı söylüyor. Aileye söylüyor. Sizlere atta karşı bulunuyor söylüyor. Yani. Ha, niye kanınızı akıtıyormuş sizi? O kapının önüne gelmiş ağlıyormuş. Bizimkiler de niye ağlıyorsun buradan git falan demiş. Bir de oğlumun önünü kesmiş. Gide çakmak falan istemiş.
İşte baba, o gün taziyeye gelen kız kardeşim falan vardı. Kız kardeşime oğlum almış giderken işte önünü kesmiş, bana çakmak ver, ateş ver demiş. Şeyde benim kuzenim de veriyor ki sen değil demiş, Ramazan verecek bana demiş. Ramazan'da çakmak olmayınca. Kendi aralarında şey yapmışlar. Yani bu cinayetten sonra oluyor. Cinayetten olan sonra bir şey hani. Anladım. Sizinse hiç şüphelendiğiniz bir şey yok. Yok yani ben ona şüphelenmiyorum. Bir de Oktay'ın 14'ü akşamıydı. Emine'nin abisi gösterdi telefondan. Instagram hesabında bir tarih atılmış. 12.02.2022 gökyüzü 3 tane yıldız var üzerinde bir emoji. Böyle bir. Ne demek? Kayan yıldız. Artık 3 tane yıldız mı kaydı demek istiyor bilmiyorum. Hani bu olayın üzerine. Çünkü olay zaten 12.13'e bağlayan gece gerçekleşiyor. Ne zaman yapmış Oktay? 12? 12.02.2022. Ölüm gün, ölüm ben gün, de var, ölüm tarihleri. Ekran görüntüsünü almıştım ben onu. Evet, gökyüzü emojisi o. 3 tane yıldız var orada da. Ama daha sonrasında 22'yi kaldırmış. Yılı kaldırmış. Sadece gün, ay var. Neymiş o yıldız öyle acaba? Ne bileyim, siz bilirsiniz anlamı ne ki onun acaba? O herkesin kullanabileceği bir emoji değil ya. Onun bir anlamı olması gerekiyor ki. O emoji mi? Konuş. Ben hiç görmedim öyle bir şey. Var, Android'lerde görmüşüm. Var mı öyle? Üç tane kayan yıldız. Gelin bakın, onların hepsinin bir anlamı var. Aslında geçen gün ben okudum onların anlamı var diye. Burada da yine Oktay'ın böyle bir şeyi var. Hı-hı. Ya siz bunların içinde en çok Oktay'dan mı, Oğuz'dan mı şüpheleniyorsunuz? Oktay'la normal Oğuz'dan Oktay'dan da ilk bizim düşüncemiz. Oğuz'dan da şurada düşünmeye başladık. Hani o gece hiçbir şekilde Emine'ler yer bildirmiyor, konum bildirmiyor. Oğuz'un da emniyetin takip sisteminden emniyeti takip etme olayı aklımıza gelince tekrar biraz Oğuz'a yönelmiş oldu. Ama size bir şey söyleyeceğim. Şimdi emniyetin takip sisteminde eğer takip etseydi emniyet onu bugüne kadar bulurdu. Ben şimdi gerçekten polis memuru mu bilmiyorum. Çünkü yaptıkları da bir polis memuruna yakışmıyor zaten. Evet. Bu anlatılanlar eğer doğruysa. Ama şimdi hiçbir polis memuru da sevgilisini girip de orada telefonunu öyle takip edemez. Yok, yapıyormuş. Bunu an söyledi. Yaparsa onu emniyet yetkilileri zaten ona şifreyle giriliyor. Yasal değil zaten bu. Yok, zaten yasal bir işlem değilmiş. Ama kimi takip ettiği orada çıkıyor. Yani bununla ilgili. Kamu görevlisiyim dedi. Emine ile eskiden ilişkimiz oldu. Oğuz telefonunu açmış. Emine ile eskiden ilişkimiz oldu ama ayrıldık. Yakın zamanda nasılsın, iyi misin diye konuştuk. Rahatsızlık vermedim. Tamam, kamu görevlisi, bir sürü kamu görevlisi var. Neymiş yani görevi? Arayayım bir daha, yani polis miymiş yani bu? Ama sizi anlıyorum. Şey için söylüyorum. Bu zamana kadar eğer yasa dışı yollarla sevgilisini takip ettiyse zaten onun emniyet yetkilileri onun takip edip etmediğini, ona bir şifreyle girilmiyor mu? Şifre, yani tabii bu çok güzel bir sistem oldu aslında. Doğru söylüyorsunuz. Eskiden belki olabilirdi. Şimdi bu sisteme eğer ben gireceksem GBT'de falan bile öyle. Yani daha sonra bu soruşturmaya konu olduğunda benim polis olarak şunu söylemem lazım. Ben bunun GBT'sine niye baktım? Ya da ben şimdi birisi beni takip edecek. Ben Müge'ye niye baktım? Ben şimdi takip edildiğimi düşündüğüm noktada gidip şikayet edersem derim ki benim konuma bakıldı. Kim baktı kardeşim? Şevki ne baktı. Ne amaçla Şevki'ye baktı? Şevki'ye giderler söylerler. Der ki Şevki sen ne amaçla baktın? Evet. Yani bu da doğru bir sistem. Tabii, yoksa o zaman herkes herkesin her şeyini kontrol ederdi. Yani böyle bir etiketleme olurdu. Müge Hanım bir şey daha söyleyebilir miyim? Efendim? Benim kızım öldüğü gün, pazar gün, ben kendim de değildim. Yani hiç kimsenin geleni gideni bile tanımıyordum, o haldeydim. Bunun kız arkadaşı var, Kübra. Bayağı bir zaman önce ayrılmışlardı bizim kızımla, tartışmışlardı, ayrılmışlardı. Kübra iki gün boyunca gelmiş, kızımın odasını aramış. Bana bunu kızım toprağa koyduktan sonra söylediler. Kim söyledi? Bizim evde kızı. Benim kız kardeşimin kızı dedi. Abla dedi, teyze benim, senin yeğenin ben miyim dedi, Kübra mı dedi. Beni odadan çıkardı, odayı aradılar dedi. Ondan sonra ama niçin aradılar benim odamı bilmiyorum. Sonra sorduğumda İşte ben Kübra'ya telefon açıp soramadım ama bana bu şekilde söyledi. Ama Kübra ne aradı, niçin aradı bilmiyorum. Bir telefon, onu da bir sormanız hat. Istedim. Sonra bana şöyle duydum. Ya Emine'nin bir hattı varmış, bir de telefonu varmış kameralı, sürgülü bir telefonu varmış. Kameralı tuşlu bir telefonu varmış, bir de eski hattı varmış. O kameralı telefon, tuşlu telefon benim telefonum kullandığımda, işte bizim telefonlarımız elimde bozulduğunda eşim de kullanıyordu, ben de kullanıyordum, evine de kullanıyordu. Yani sen Kübra'nın kızının yedek telefonunu mu aldığını düşünüyorsun? Hayır. Telefonu böyle bir iddia atmış ortaya. Evi aramışlar. Şimdi ben diyorum ki, benim iltilerim de geldi. Odayı aramak istediler benden habersiz. Benden kızınca ne arıyorsunuz bir odada çocuğumun özel eşyalarına karıştırıyorsunuz dediğimde
Bana dedi ki yenge senin acın benim acımdır. Emine'nin dedi senin bilmediğin bir telefonu varmış. Bir de sürgülü kameralı telefonu varmış. Şey kameralı tuşlu telefonu varmış dedi. Ben de dedim ki o telefonu ben zaten biliyorum. Benim kullandığım telefon ya dedi. Neyse orası önemli değil. Kim almış o telefonu yani? Almış mı evde mi o telefonu? Hayır evde. Hat yok sadece. Hat da Emine'nin daha önce kullanıp da bıraktığı eski telefonu hattı. Ya Kübra'nın bunu özellikle yani. Mi o hattı aldığını düşünüyorsun? Bilmiyorum. Aldım almadığımı bilmiyorum. Ama odayı aradığında ne aldı onu bilmiyorum. Bir şey bıraktı mı aldım onu bilmiyorum. Milletin içinde de bağırmış böyle. Hani millete öyle söylemiş. Şöyle diyorlar ben bilmiyorum. Ben kendimde yoktum. İşte Emine uyuşturucu kullanıyor falan demiş. Emine'nin odasını da aramış. Yani çok insanın bir arkadaşı. Artık ben her şeyden şüpheleniyorum. Kendimden bile şüpheleniyorum abi. Ben seninle çıksın. Ben birilerine şüpheleneyim diye o öldürdü demem. Ben Oktay öldürdü demiyorum. Oğuz öldürdü demiyorum. Bulut böyle yaptı demiyorum. Ben sadece kızım bana söylediklerini söylüyorum. Başkasının dediklerini söyleyeyim. Herkes aransın, incelesin. Beni bile arasına incelesinler. Ben kızımın katilini ya, istiyorum. Son bir şey sorabilir miyim? Şimdi bir virgül koyacağım da bu konuya. Yani kızınız aylık ne kadar kazanıyordu? Benim kızım mı? İşte maaşı ne kadardı? Bilirsiniz siz herhalde. Yani ortalama 4-5 falan. He? 4-5 bin lira falan. 4 mu 5 mi? Yani ne kadardı maaşı? Askeri ücretin askeri biraz üstüdür yani muhtemelen. Yani ne kadar yani? Bilmiyorum ben iş yerine kadar daha iyi bilirim. Net maaşını bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama çünkü şey, asgari ücret değildi. 6. aydan sendikalı bir yerde çalışıyor Emine. Hakları olan bir yerde çalıştığı için otomatik olarak zaten onların maaşları fazla oluyor. Onun ne kadar yani? Ama hani hangi aralıkta yani? Tam şey yapmıyorum da. Öyle mi? Oğuz ben polis değilim, Tarım Bakanlığı'nda sivil memurum demiş. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.